Merhaba değerli izleyenler. Bir son dakika gelişmesi var. Kötü bir haber sizlerle paylaşacağım. Narin Günan'ın cansız bedeni tam 19 gün sonra bulundu değerli izleyenler. O kadar çelişkili açıklamalar geldi ki günlerdir bizler her gün yeni bir çelişkili açıklama dinlerken. Evet biraz önce Ali Yerlikaya İçişleri Bakanı sosyal medya hesabında paylaştı ve bir basın toplantısıyla Narin'in cenazesinin cesedinin bulunduğunu duyurdu değerli izleyenler. İlginçtir biliyor musunuz? Köyün 1,5 kilometre ötesinde kimisi 2 kilometre diyor hatta kimisi 3 kilometre diyor. O da net değil. Her yetkili bir açıklama yapıyor ve köyün bir buçuk ya da iki kilometre ötesinde bir dere yatağında çuvalda, çuvalda, çuvalın ağzı bağlanmış bir şekilde üzerine de böyle otlar falan atılmış, ağaçlar atılmış bir şekilde dere yatağının hemen kenarında bulunmuşmuş. Bakınız değerli izleyenler. Biz günlerdir narini bulun dedik. Evet. Narini buldular. Nerede buldular? Her gün aramaların yapıldı. bakın bugün e, yansıyan bilgiler var. Tam bu bölgeyi 3 defa Taramadan, aramadan geçirmişler. Köpeklerle, yeraltı aletleriyle, oradaki güvenlik birimleriyle yüzlerce insan aynı noktaya 3 kez gitmiş, arama yapmış. Ne hikmetse o üç kez bulamamışlar ve Nari'nin cesedi bugün bulundu. Bu da yalan. Buna da kimse inanmıyor. Çünkü günlerdir insanları oyalıyorlar. Artık çare kalmadı. Kamuoyunun bu kadar baskısından sonra bunlar çaresiz kaldığı için Nari'nin cenazesini ya da cesedini bulmak zorunda kaldılar. Allah sizin belanızı verecek diyorum ama herhalde bela da size yetmeyecek. Bakın değerli izleyenler, narin ile ilgili 3 tane soru kaldı. 1. narin ya Kur'an kursundan çıkarken Kur'an kursunda tecavüze uğradığı için kaybedildi. Bir, ikinci şey şu, Herkesin dillendirdiği ama açıktan söyleyemediğimiz ya da Narin'in amcası Narin'in annesiyle bir alçakça bir ilişki yaşadığı Nadi Narin şahit oldu diye Narin'i ortadan kaldırdı amca ile Narin'in annesi birleşerek üçüncü bir şey kalır o da Narin aile içerisinde cinsel istismara maruz kaldı ve o şekilde ortada kaldırıldı. Yani narin sağ olarak yaşamış olsaydı narinin anlatacağı o kadar korkunç şeyler var ki belki de daha başka aklımıza gelip de söyleyemediğimiz iddia edildiği gibi bakınız ben günlerdir diyordum. İlk bir haftadan sonra narin öldü dedim. Devlet narinin yerini buluyor dedim. Biliyor dedim söylemiyor dedim. Biliyordum. Öyle gidin dere yatağına koyun bir çuvalda efendim oh ne güzel hiçbir şey olmamış cenaze orada öyle duruyor. Gittik efendim. Orada duruyor aldı getirdik. Üç defa gitmişsiniz. Orayı aramışsınız. İhalarla, sihalarla bütün ne varsa havadan, yerden, karadan her yerde aramışsınız. İnsanlar gitmiş oraya, köyler gitmiş oraya. Ya uğrak yerdir, uğrak yer. Ve ne hikmetse bulamamışlar. Bari yalanınızı yüzünüze bulaştırdınız. Gerçek neyse adli tıp kurumu kaldırmışlar şu anda değerli izleyenler. Bu arada Amer, ee, Baro Başkanı Nahit Eren de Adli Tıp Kurumu'nun önünde şu anda insanlar orada toplanmaya başladı. Niye? İnsanlar artık bir gerçeği duymak istiyor, bir öğrenmek istiyor. Narini öldürdünüz de 19 gün sakladınız. Okey. Örtbas etmeye çalıştınız. Okey. Ama bundan sonra siz Narin'in ölüm sebebini örtbas edemezsiniz. Narin hangi alçak tarafından öldürülmüşse ve niçin öldürülmüşse siz bulmak zorundasınız. Zaten biliyorsunuz. Açıklamak zorundasınız. Artık açıklayın. Narin neye kurban gitti? Kur'an kursuna mı kurban, kurban gitti? Aile içerisindeki ahlaksız ve çirkin şeylere mi kurban gitti? Bunu açıklamak zorundasınız. Annesi bal gibi biliyor. Babası bal gibi biliyor. Ailenin bütün üyeleri bal gibi bu olayı biliyor. Narin'i el birliğiyle bunlar katletti. Aile el birliği vermişçesine üstelik sosyal medyada yayın yapanlara da tehdit ediyorlar. Efendim siz niye yayın yapıyorsunuz? ulan siz minnacık bir bedeni siz minnacık bir bedene yönelik siz alçakça e, alçaklık yapmışsınız ve ondan sonra da insanları tehdit ediyorsunuz. Efendim e, niye yayın yapıyorsunuz? Narin'in neden katledilene yönelik hiç kimse peşini bırakmamalı. Sonuna kadar. Narin'in arkasında Narin'in ölümünün arkasındaki sebep neyse Narin'i kim kat etmişse devlet açıklamak zorundadır. Devlet biliyor. Bakınız günlerdir söylüyorum ben. Devlet 5. günden itibaren bu olayı çözmüştü. Bu cesedin nerede olduğunu biliyordu. Bu cesede formal icabı götürüldü. Oraya bırakıldı. Bunu bilmeniz gerekiyor artık. Bu ceset kimin evinden çıktı? Ne zaman götürüldü oraya bırakıldı? Bunu bulmanız, açıklamanız gerekiyor. Bu nettir. Her gün uğradığınız yerde ceset, cenaze vardı siz bir şey mi demediniz? Kimin evinden çıktı? Bu ya bir söyleyin bize. Ya imamın evinden mi çıktı? Hı? Medresede mi çıktı? Kur'an kursunda mı çıktı? Camide mi çıktı? Bize söyleyin bunu. Aklımızdaki soruları bırakmayın. Aklımızda size soracağımız soru bırakmayın. Sonuna kadar soracağız. Narini kim? Nerede? Nasıl öldürdü? 2- Narin Kur'an kursunda tecavüza mı uğradı? 3- Narin evde birilerinin tecavüzüne mi uğradı? 3. Narin evdeki çirkefliğe amca ve Narin'in annesinin çirkefliğine mi şahitlik etti ya da başka bir çirkefliğe mi şahit oldu? Narin'in abisinin bu işle alakası ne? En önemli düğüm noktası da budur size söyleyeyim ben. Evet. Artık açıklamaktan, sormaktan bahis görmüyoruz. Narin'in abisinin Narin'in ölümüyle alakası var mı yok mu? Bunu açıklayın. Annesini tutuklayın. Babasını tutuklayın ve sorgulayın. Annesi de biliyor, babası da biliyor. Net söyleyelim bunu. Amca kurban mı seçildi? Acaba amca aile içerisindeki pislikleri kapatmak için kendini feda mı etti diyoruz? Hayır. Bu işin bir parçasıdır. Ve bu aile kirliğe bulaşmıştır. Bölgedeki her türlü kirli işlere bulaşmıştır kendi muhtarlık gücünü kullanmıştır. Kendi ilk tarafı olduğu siyasal gücün iktidar gücünün gücünü kullanmıştır. Günlerdir insanları oyalıyor. 19 gündür susturdu kollu kuvvetlerini. Komutanlar istifa etti. Yahu jandarma komutanı açıklama yapmıştı i̇şte hatırlıyorsunuz. Jandarma komutanının o açıklaması biz bulduk dedi değil mi? Kim susturdu? Niye susturdular? Olayı açıklayın artık. Kamuoyunu bu kadar merakta bırakmanın Hiçbir anlamı yok. Kamuoyu bunun peşini bırakma, Size söyleyeyim ben. Eskisi gibi değil artık. Bir televizyonu kapatabilirsiniz. Birilerinin yayınlarını kapatabilirsiniz. Ceza verebilirsiniz Türkiye'de ama binlerce yayıncı var. Yurt dışında da yayıncı var. Bizler varız. Biz her gün soracağız. Yanar ile ilgili bütün detayları kamuoyuna açacak paylaşacaksınız. Bu ailenin yaptığı bu rezaleti, bu alçaklığı, bu rezilliği teşhir edeceksiniz. Ya da biz her gün sormaya devam edeceğiz. Narini kim neden öldürdü kardeşim? Bunu açıklamak zorundasınız. Vallahi biz peşinizi bırakmayacağız. Narini kim neden öldürdü? Hangi kirli emellere alet ettiniz? Bunu açıklayın. Zaman geçirmeden hemce. Hem de. Öyle ürtbas, örtbas etmeyin. Efendim 19 sonra gittik bir cenazeyi biz cesedini bulduk da uyduruk bir yerde. Uyduruk uyduruk. Siz buraya 10 defa aradınız be. Niye yalan söylüyorsunuz? Bu cesedi kim götürdü oraya? Hangi kolu kuvvetleri götürdü? Neyle götürdünüz? Ya da hangi köylü götürdü? Hangi akrabası götürdü? Bunu bulmanız gerekiyor. Köyde kameralar var, dışarıda kameralar var. Bulun kardeşim. Söyleyin bunu. Öyle 19 gün orada cenaze bekleyecek de hiçbir şey olmayacakmış gibi. Çalılar, çalıların altına koymuşlar da dere yatağının kenarında böyle açıktan üzerine birkaç çalı atmışlar da yani siz oraları gezdiniz böyle çalı var diye şüphelenip altına bakmadınız öyle mi? ...bu yalanı kimse yemez yemez. Ne yapan çalışıyorsunuz ya? Ben burada Sayın Ali Yerlikaya İçişleri Bakanlığı'na sormak istiyorum. Ali size doğru bilgi mi geliyor? Ya da siz kendiniz de mi işin bir parçasısınız? Ne yapan çalışıyorsunuz siz? Sizin bölgedeki kolluk kuvvetleriniz kimin emrine girmiş? Kimin er emir eriyormuş? Neden bu aile bu kadar dokunulmaz? Baştan beri bu kadar şüpheliyse siz anneyi babayı neden gözaltına almadınız? Bütün şüpheler anne üzerine gidiyor. Bütün şüpheler, hatta bu konuda kendi akrabaları, aileleri, köyleri, herkes. Kardeşim bu kadar şüphe varken siz niye anneyi doğru tutup sorgulamadınız? Bütün düğüm noktası annededir diyorum size. İlk günde de çağrı yaptım. Anne de annenin yüreği olmuş olsaydı, ilk günde eğer işin içerisinde olmamış olsaydı, bu pisliğin bir parçası olmamış olsaydı, anne zaten ilk günde sokağa çıkar, ben çocuğumu istiyorum diye yaygara koparıp dünyayı koparırdı ya. Dünyayı birbirine katardı ya. Köy ortasında, köy meydanında bir gen, küçücük bir çocuk kaybolacak da, anne öyle sessiz kalacak da, vah vah diyecek de böyle bir şey yok. Bu anne gece gündüz sokaklara çıkıp dünyayı koparması gerekiyordu ya. Benim çocuğumu getirin diye haykırması gerekiyordu. Niye? Kadın çıktı. Nari'nin amcasını korudu yani. İşi gücü olamaz mı dedi. Çıkamaz mı dedi. Üstü başı çamur olamaz mı dedi. Bakınız. Demek ki neymiş? Bu olayı biliyormuş. Demek ki neymiş? Günlerdir timsah gözyaşları döküyormuş o anne. Net söylüyorum. 19 gündür Nari'nin annesi de babası da timsah gözyaşları döküyormuş. Siz annelik ve babalık görevlerini yerine getirmediniz. Allah sizin belanızı verecek bu çocuk yüzünden. Zaten belanızı buldunuz. Belanızı vermiş Allah. Sizin yaptığınız sahtekarlıklar, yaptığınız haysiyetsizliklerin sonucu da gitti bu çocuğun var olduğu yazık Allah kahretsin. Ya narin için gerçekten çok üzgünüm. Ailesine de anne babasına asla başsağlığı dilemiyorum. Onların başı da sağ olmaz zaten. Onlar zaten bu işin bir parçasıdır. Allah kahretsin. Böyle lanetlenmiş bir şekilde onlar ömürlerini böyle geçecekler. Bu işe kim karışmışsa eğer amca bizzat bu işin katiliyse zaten Türkiye'de en ağır cezana ise bunun verilmesi gerekiyor. Bu kadar. Cezasızlık olmaması gerekiyor. Öyle ön kapıda koy, 3 yıl sonra ceza evinden çıkar, böyle bir şey olamaz, olmaması lazım. Narin bir milat olmalı Türkiye'de. Türkiye'de narin, cezalar açısından bir milat olmalı. Kardeşim yasamı değiştiriyorsunuz, anayasa mı değiştiriyorsunuz, ne yapıyorsanız yapın. Zaten hukukunuz batmış, bitirmişsiniz. Ama çocuklarla ilgili çocuk kaçırma, çocuk taciz, tecavuzlarla ilgili kesinlikle yasalarınızı ya değiştirin ya da uygulayın varsa eğer. Narini kim öldürmüş? Neden öldürmüş? Bunu bulun.